Türkiye Selçukluları 1077 yılında İznik'te ilk hutbelerini Melikşah adına okutmuşlardır. Bu gelişme Türkiye Selçukluları ile ilgili Büyük Selçuklu'nun siyasi hakimiyetini kabul ettiklerinin, hutbe okutmayı bağımsızlık alameti şeklinde dönüştürdüklerinin, Büyük Selçuklular ile siyasi alanda mücadele içine girdiklerinin durumlarından hangilerinin göstergesidir? Evet sorumuza baktığımızda arkadaşlar birinci öncülümüzde Büyük Selçuklu'nun siyasi hakimiyetini kabul ettiklerinin göstergesidir. Neden? Türkiye Selçukluları arkadaşlar 1077 yılında kurulmalarına rağmen arkadaşlar henüz daha tam bağımsızlıklarını sağlamadıkları görülüyor. Çünkü hutbelerini kendi hükümdarlarına değil Büyük Selçuklu Devleti'nin hükümdarı adına okutuyorlar. Melikşah adına. Demek ki siyasi hakimiyetlerini kabul etmişler Büyük Selçukluların. E ikinci öncülümüze baktığınızda hutbe okutmayı bağımsız alameti şeklinde dönüştürdüklerini hayır arkadaşlar bağımsız alameti olarak düşünselerdi kendilerini bağımsız olarak görselerdi ne yapacaklardı? Kendi hükümdarlarının adlarını hutbede okuyacaklardı. Oysa Büyük Selçukların hükümdarların adlarını okuyorlar. Demek ki buna dönüştürmemişler. Büyük Selçuklu'rayı siyasi alanda mücadele içine girdiklerinin bu zaten yok bilgide. O yüzden yalnız bir A seçeneğimiz doğru seçeneğimiz olacaktır. Süleyman Şah Bizans'ı yendikten sonra Boğazların Anadolu yakasını kontrol altına almış ve buradaki bir gümrük teşkilatı kurarak Boğazlardan geçen gemilerden vergi almaya başlamıştır. Buna göre Türkiye Selçukluları hakkında ilk Türk donanmasını kurmuşlardır. Ekonomik kalkınmaya önem vermişlerdir. Batı yönünde Boğazlara kadar olan bölgelere ele geçirmişlerdir. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Birinci öncülümüzde ilk Türk donanması kurmuşlardır ifadesi arkadaşlar. Yanlış. Niye yanlış? Çünkü ilk Türk donanması Anadolu Selçukluları, Türkiye Selçuklularına ait değil, Çakabeli'ne aittir. O zaman bu ifade yanlış. Ekonomik kalkınmaya önem vermişlerdir. Dinilebilir Bakın çünkü geçen gemilerden vergi almaya başlıyorlar. Sonra batı yönünde boğazlara kadar olan bölgeleri ele geçirmişler ki zaten yukarıda açıkça bu anlatılıyor. O yüzden 2 ve 3'ün olduğu seçenek D seçeneği doğru seçeneğimiz olacaktır diyoruz. Türkiye Selçukluları 2. Haçlı Seferi'nden sonra ekonomik ve siyasi açıdan yükselme dönemine girmiş ve bu dönemde birçok Hristiyan topluluk Bizans yerine Türk topraklarını yaşamayı tercih etmiştir. Bu duruma bakarak aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir? Türkiye Selçukluları Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamışlardır. Onun yukarıda arkadaşlar onunla ilgili bir bilgi gelişme söz konusu değil. Ekonomik amaçlar askeri faaliyetler üzerinde etkili olmuştur. Yine yukarı ile ilişkilendiremiyoruz. Türkiye Selçukluları Anadolu'ya insan yaşamına daha elverişli hale getirmişlerdir. Evet mesela insanların arkadaşlar özgürce yaşayabilecekleri ekonomik ve siyasi açıdan istek ve arzularını yerine getirebilecekleri bir yer o insanlar için nedir? Elverişlidir. E, Bizans yerine Türk topraklarına yaşamayı tercih ediyorsa bu Anadolu halkı Hristiyan topluluk o zaman demek ki Türkiye Selçuklularında arkadaşlar hoşgörü, adalet, insanın yaşaması için elveriş olan tüm ortam mevcuttur. Bu yüzden doğru seçeneği C seçeneği olacaktır diyoruz. Süleyman Şah babası Kutalmış'ın Alparslan'la yaptığı mücadele sonucunda yerilmesi üzerine Anadolu'ya gelmiş ve İznik'i alarak burayı başkent yapmıştır. Bizans'ın içinde bulunduğu karışıklıklardan da yararlanarak Batı Anadolu'yu ele geçirmiştir. Buna göre Türkiye Selçukları'nın kurulmasında aşağıdakiler hangisinin etkili olduğu savunula? bilir A seçeneğinde Büyük Selçuklu'nun iskan politikası uygulamasının hayır bununla alakalı değil arkadaşlar. B seçeneğine baktığımızda Bizans'ın Anadolu'da siyasi ve askeri açıdan zayıf durumda olması. Evet zaten yukarıda ondan bahsetmiyor mu? Süleyman Şah ülkesi içerisindeki iş çekişmelerden ayırarak ne Ne yapıyor? Anadolu'ya geliyor ve İznik'e kadar olan bölgeyi alıyor. Ve burayı da başkent yapıyor. E bu dönemde Anadolu'da hakim olan kim? E, Bizans. Bizans'ın içinde iç karışıklıklar var. E dolayısıyla bu iç karışıklıkları yaralanarak çok rahat Anadolu'da fitih hareketleri ne yapıyor? Gerçekleştiriyor. Demek ki Bizans'ın Anadolu'da siyasi ve askeri açıdan zayıf olması Orta Asya'dan Yenilip gelen bir e, Türk Bey'i ne yapıyor arkadaşlar? Bu bölgelere çok rahat bir şekilde ele geçirebiliyor. O yüzden B seçeneğimiz doğru seçeneğimiz olacaktır diyoruz. Haçlı seferlerinin düzenlenmesinde etkili olan Kralların ve derebeylerin Papa ile iyi ilişki kurmak amacıyla sefere katılması Halkın din adamlarının baskısını engellemek için Haçlı ordularına katılması Yeni topraklar ve zenginlik elde etmek isteyen kişilerin seferlere örgütlemesi. Sebeplerden hangileri Katolik Kilisesi'nin sosyal ve siyasi nüfusa sahip olduğunu gösterir? Evet arkadaşlar Haçlı Seferi sebepleri yukarıda verilmiş. Ee, bu doğrultuda Katolik Kilisesi'nin sosyal ve siyasi nüfusa sahip olması ile ilgili bir soru var karşımızda. Bu doğrultuda baktığımızda kralların ve derebeylerin papa ile iyi ilişkiler, krallar ve derebeyler neyi temsil ediyor? yönetimi e dolayısıyla siyasi nüfusa sahip ki papa ona şirin görünmeye çalışıyorlar. Aforoz olmaktan korkuyorlar. Halkın din adamlarının baskısını engellemek için haçlı ordularına katılması. Bu da sosyal olarak alabilir arkadaşlar. Sosyal baskıları engellemek için, kilisenin baskılarını engellemek için halk üzerindeki buna sosyal halka yönelik olduğu için sosyal diyoruz. Yeni topraklar ve zenginlik elde etmek isteyen kişilerin seferleri örgütlemesi. Arkadaşlar bu daha çok neyle alakalı? e, ee, halkın oradaki halkın fakir durumdaki halkın ee, yeni yerler almak istiyoruz. Bunu ekonomik durumla alakalı diyebiliriz. O yüzden şuna sosyal alırsak arkadaşlar şuna da siyasi dersek zaten bize sosyal ve siyasi sormuyor mu? O yüzden doğru seçeneğimiz 1 ve 2'nin olduğu C seçeneği doğru seçeneğimizdir. Bizans'ın Avrupa ve Papa'dan yardım istemesi. Avrupalıların ticaret yollarını ele geçirmek istemeleri. Hristiyanlarca kutsal sayılan yerleri Müslümanların geri almak istemeleri. Haçlı sefelerin yukarıdaki verilen sebeplerinin ilgili olduğu alanlarla eşleştirme ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde doğru gruplandırılmıştır? Şimdi arkadaşlar bakıyoruz. Bizans'ın Avrupa'dan yardım istemesi siyasi diyebiliriz. Avrupalıların ticaret yollarını ele geçirmesini ekonomik ya da mali diyebiliriz. Hristiyanlarca kutsal sayılan yerleri örneğin Kudüs'ün Müslümanların geri almak istemesi dini diyebiliriz. 1, 2, 3 o zaman şöyle baktığımızda A seçeneğimizin doğru seçenek olduğu görülecektir. Birinci Mesut ülkede birçok cami, medrese, han, hamam ve yollar yaptırmış. Yoksullara yolcu ve ihtiyaç sahiplerine yönelik hayır kurumları inşa ettirmiştir. Buna göre Birinci Mesut'un faaliyetlerinin Aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu söylenemez. Halkın yaşam standartlarını yükseltmeye, görüyorsunuz zaten şu yap, yukarıda yapılanlar halka yöneliktir. Dolayısıyla halkın yaşam standartı yükselir. Sosyal devlet politikasını hayata geçirmeye, devletin halkı için arkadaşlar şu tür faaliyetleri yapması sosyal devlete örnektir. Toplumun eğitim, ulaşım ve din hizmeti gibi gereksinimleri karşılamaya, e, yukarıdaki zaten buna yönelik. Anadolu'yu bayındır ve imar hale getirmeye... Bir bölgeyi bayındır ve imar hale getirmek, orayı yaşanabilir hale getirmektir. İşte eserler yapmak, oraları işte ne yapmak? Eee ye ya çölse işte veya bataklıksa kurutmak, e, insanların e, toplanabileceği bir bölge haline getirmek, bayındır hale getirmek, imar hale getirmektir. Türk ulusal kimliğini korumaya. Arkadaşlar yukarıda bununla bir alakası var mı? Yok. Anadolu'da herkesi yönelik yapılmış bir çalışma. Buna ulaşılamaz. Doğru seçeneğimiz o yüzden her seçine. Birinci kılıcı arslanın çaka beyliğini ortadan kaldırması. Birinci Mesud'un danışmen oğulları ile mücadele etmesi. Türkiye Selçuklu hükümdarlarının bu faaliyetlerinin hukuk devleti ilkesini uygulama. Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni sağlama. Gaza ve cihat yoluyla İslam egemenliğini genişletme. Politikalarının hangilerine yönelik olduğu savunulabilir. Hukuk devleti ilkesini uygulama. Hukukla ilgili yukarı bir durum var mı? Yok. Daha çok arkadaşlar siyasi bir mücadele var yukarıda. Anadolu Türk siyasi birini sağlama. Evet zaten birbirleriyle mücadele etmelerinin sebebi Anadolu'da Türk siyasi birini sağlama düşünceleri. Gaza ve cihat yolu İslam egemenliğini genişletme. E, zaten arkadaşlar Çaka Beyliği, 1. Kılıcarsan yani Anadolu Selçuklu Devleti, Danişmento. Bunlar zaten Müslüman Türk. E, dolayısıyla bunları üzerine İslamiyet bunlarla savaşmak, İslamiyet'i onları yaymak anlamına gelmiyor. Ki zaten bunlar Türkistan Beyliği. E, gaza ve cihat yolu gayrimüslimler üzerine yapılıyor daha çok. Dolayısıyla bu ulaşılamayız arkadaşlar. Çünkü iki tarafta Türk Müslüman. Doğru seçeneğimiz yalnızca beyaz seçeneğidir diyoruz. Türkiye Selçukluları, Musolata Beyliği ve Eyyubiler gibi Türk İslam Devletleri Haçlara karşı yoğun bir şekilde mücadele etmişlerdir. Bu durum Türk İslam Devletleri'nin aşağıdaki anlayışların hangisine göre hareket ettiklerini gösterir. Türk İslam Devletleri kime karşı mücadele ediyor arkadaşlar? Haçlılara karşı. Gaza ve cihat politikası hareket ettiklerini söylenir. Gaza ve cihat Türk İslam Devletleri'ne göre gayrimüslimlerin üzerine yapılır. E o zaman Türkiye Selçukları Müslüman, Musul Atabeyi Müslüman, Eyyubiler Müslüman kime? Haçlara, Hristiyanlara karşı mücadele. Demek ki bu gaza ve cihat düşüncesiyle mücadele ettiklerini göstergesidir. Kılıç hakkı şu demek arkadaşlar. Bir bölgede fethedilen toprak feth edilindir anlayışı. Feth edilen toprak feth anlayışı manasına geliyor. Kanun üstünlüğü hukuk üstünlüğü ordu millet arkadaşlar herkes ordu ülke içerisindeki. Çoğucu yönetim demek arkadaşlar farklı görüşlerin mecliste yansıması. Dolayısıyla manalarınız baktığımızda doğru cevabımızın A seçeneği olduğu görülecektir. Avrupalıların Haçlı Seferleri sırasında öğrendikleri pusula, kağıt, barut ve matbaayı geliştirerek kullanmalarının sonraki dönemde coğrafi keşifler, reform hareketleri, Rönesans hareketleri gelişmelerinin hangilerinin yaşanmasına ortam hazırladığı söylenebilir. Şimdi arkadaşlar, pusulayı öğrenmeleri coğrafi keşiflere, kağıt matbaa e, ee, öğrenme kağıt ve matbaa öğrenimleri arkadaşlar Rönesans'la reform hareketlerine neden olmuştur. Dolayısıyla üçünden neden olmuştur arkadaşlar. Reformun, Rönesans'ın, coğrafya için sebeplerine baktığımızda pusulayı göreceğiz. Kağıdı ve matbaayı göreceğiz. Bu doğrultuda 1, 2, 3 E seçeneğimiz doğru seçeneğimiz olacaktır. Haçlı seferleri sonucunda İslam dünyasındaki şehirler tahrip edilirken İtalyan şehir devletleri hızla zenginleşmiştir. Buna göre harita üzerinde işaretli yerlerden hangisinde Haçlı seferleri sonrasında ekonomik olarak gelir kaybına uğradığı söylenemez? Evet Haçlı sefer arkadaşlar Anadolu şey, Avrupa'da şöyle diyelim çizelim. Papa'nın önderliğinde bir önce işte bir kısmı Birinci ve ikinci harç seferleri işte arkadaşlar Boğaza'dan gelmiş, Anadolu'dan geçerek şuraya Filistin'e gelmiş. E, burada arkadaşlar birinci harç seferinde 600 bin insanın geldiğini düşünseniz ve bunlar aç iskeletor insanlar. E, ne olacaktır? Geç, e, dikleri her yerleri yakıp yıkacak, tanı edeceklerdir Ve buralardan ne da Ekonomik gelir kaybına uğrayacaktır. E daha sonra arkadaşlar 3 e, ve 4. seferler yine şu Mısır'ın üzerine şu bölgeye deniz üzerine oluyor. Yine bu bölgeye oluyor. Yine yakıp yıkıyorlar. Ama Haçlı seferi sonucunda Haçlar gelen bu gemiler ne oluyor arkadaşlar? Buradan öğrendiklerini e, malzemeleri, envanteleri ne yapıyor? Avrupa'ya taşıyor. Venedik ve Ceneviz gemileriyle. E, Dolayısıyla ne olacaktır? Ee, İtalya hem savaş bölgesi değil hem de aynı zamanda Müslüman'a aldıkları bölgeleri Venedik ve Ceneviz şehirleri İtalyan şehirleri bunları İtalya'ya taşıyarak hayatın bu darda yükselmesine sebep olacaktır. Bir diğer açıdan az önce söylediğimiz gibi buralar savaş bölgesi olmadığı için yine ekonomik herhangi bir zarara uğramayacaktır. O yüzden doğru cevabımız ne diyoruz arkadaşlar? Ne olacaktır? A seçeneği olacaktır diyoruz. Haçlı seferleri esnasında Anadolu, savaş alanı haline dönüşmüş ve da Savaşı'ndan sonra Moğollar tarafından istila edilmiştir. Türkiye tarihi ile ilgili bu gelişmelerin toprak düzeninin bozulması, siyasal istikrazlığın baş göstermesi, asayisizliğin ve güvensizliğin yaygınlaşması durumlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir. Şimdi arkadaşlar Haçlı Seferleri malum biliyorsunuz 1196 yılında başlıyor. 1270 yıllara kadar büyük Haçlı seferleri var. E bunlar daha çok Anadolu'ya oluyor değil mi? Ve Anadolu savaş alanı haline dönüşüyor. Arkasından Kösal Savaşı geliyor yine boğalarla Anadolu istila ediyor. Anadolu her iki halükarda da yukarıdaki iki gelişimde olumsuz etkileniyor. E toprak düzeni bozulur mu? Bozulur. Siyasi sal istikrarsızlık baş gösterir, mi? baş gösterir. Örnek vereyim. İşte Moğollar sonucunda Köse dağ savaşlarıyla arkadaşlar ne olmuştur? Anadolu başsız kalmıştı desek yeri de siyasal açıdan. Asayişsizlik, güvensizlik zaten savaş ortamlarında hele böyle büyük Moğol istilası Haçlı Seferler döneminde arkadaşlar. Asayişsizlik ve güvensizlik daha yaygınlaşır. Dolayısıyla 1-2-3 doğru seçeneğimiz E seçeneğimiz olacaktır diyoruz.